Bugün tutukluluğunun üçüncü günü içerisinde ve süreci biliyorsunuz. AKP'liler ve İyi Partililer tarafından bir de sosyal medya trolleri eklenince hedef gösterilmişti. Hedef gösterilmesinin ardından ki hedef gösterilme unsuru da montajlanmış bir videoydu. Videonun içeriğine dair, bağlamından kopartılmış olmasına dair çok defa konuştuk sizlerle o günden bugüne. Ama şimdi Tele1 Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ hakaret içerikli paylaşım yapan tam 247 hesapla ilgili bir haber vereceğiz. İşte o hesaplarla ilgili hukuki süreç başlatıldı. Almadıkları bölüm izledin. Şimdi bu bölümleri çıkarınca sanki durduk yerde bir Öcalan programı yapmış gibi anlaşılıyor. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sözlerinin bağlamından kopartılarak montaj videoyla gözaltına alınıp tutuklanmasında paylaşılan mesajlar için harekete geçildi. Sosyal medyadaki bizim 200 bin kişilik ordumuz ve o ordunun içinde bir yönetimdeyim ben. Yani sizin bilmediğiniz bir sosyal medya savaşı da görüyoruz. Bunu bilmenizi istiyorum çok şükür. Orayı biz yönetiyoruz artık. Herkesin elinden aldık. Her gece 200 bin kardeşimle beraber gece 9'a 10'a kadar 11'e kadar ailemden uzak kalma pahasına bir odaya çekilip orada bir mücadele veriyoruz. Ne mücadelesi veriyoruz biliyor musun? 2023 milyar istiyoruz. Osmanlı Ocakları yöneticisi Esat Demirtaş'ın da itiraf ettiği gibi başta AKP'li ve İYİ Partililer olmak üzere troll hesapların paylaşımları Tele1 hukuk birimince takibe alındı. İlk etapta tehdit, iftira ve hakaretlerle Yanardağ ve Tele1'i hedef alan toplam 247 paylaşım tespit edildi. Durduğumuz yerde sanki Öcalan'a özgürlük, Öcalan'ın tecridi kaldırılsın, Öcalan serbest bırakılsın gibi bir kampanya başlattığımız iddia ediliyor. Tele1 hukuk birimi paylaşım yapan bu hesaplar hakkında hukuki süreç başlattı. Tele1 hukuk birimi takibin devam ettiğini, tehdit, iftira ve hakaret içeren paylaşımlarla ilgili hukuki sürecin devam edeceğini açıkladı. Biliyorsunuz ki sevgili izleyicilerimiz hedef alanlar var. Tele1'i hedef gösterenler var. Ama bir diğer yandan çok büyük bir çoğunlukta